Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizinle aptal insanlar ya da cahil insanlar neden daha özgüvenlidir? Bilmediğimizi neden bilmeyiz? Bunu anlatacağım ve komik bir hikayeyle bunu anlatacağım size. 1995 yılında komik bir banka soygunu oluyor. Pittsburgh'da bir adam yüzüne limon suyu sürüyor. Bu limon suyunun kendisini kameralardan içindeki öz nedeniyle kendisini kameralardan koruyacağını ve görünmez yapacağına inanmış bir şekilde bir banka soyuyor. Bankayı soyarken kostüm değiştirmiyor, maske takmıyor. Çok rahat bir şekilde bankayı soyuyor ve bankadan çıkarken kameraları gülümsüyor. Polisler tabii ki aynı gece akşam bu kişiyi yakalıyorlar. İşin ilginç yanı şu, bu soygunu yapan kişi yaptığı eylemin ve limonun onu görünmez yapacağına o kadar emin ve o kadar iddialı ki kameraları kendisine soygun görüntülerini gösterdiklerinde görüntülerle oynandığını düşünüyor. İşe yaramadığına inanılmaz şaşırıyor. Polisler tabii ki bu kişinin alkolik mi, madde bağımlısı mı ya da deli mi bununla ilgili bir dizi teste sokuyorlar. Ama adam ne madde etkisinde çıkıyor, ne alkolik çıkıyor, ne de deli çıkıyor. Tamamen yanlış bir şeye inanmış ve bu bildiği az bilgiyle çok doğru sonuca ulaştığına sanmış. Bununla ilgili %100 bir özgüven geliştirmiş. Sonrasında Dunning ve Krieger soy isimli iki bilim adamı bunun etkinin neden olduğunu araştırmak için bir dizi deney yapıyor. Deney şöyle, belirli öğrencileri alıyorlar ve bir teste sokuyorlar. Bu test hem dil bilgisi, ondan sonra mantıksal akıl yürütme, bazı yeteneklerle ilgili bilişsel bir teste sokuyorlar. Test sonucunda öğrencilerden kendilerini değerlendirmelerini istiyorlar. Bir şeyle karşılaşıyorlar. Testte başarısız olan, yani daha az yeteneğe ve bilgiye sahip olan insanlar yeteneklerini ve bilgilerini abartma eğiliminde olduklarını fark ediyorlar. Testi yapıyorlar çünkü testten sonra da şeyi soruyorlar bu öğrencilere. Sence sıralamada kaçıncı sıradasın? İşte test kolay mıydı, nasıldı vesaire gibi sorular soruyorlar. Ve daha az puan alan, düşük puan alan cahil öğrencilerin çoğu kendi yaptıklarının doğru olduklarına daha çok inanıyorlar ve kendilerini daha üst sıralamada görüyorlar. Testte iyi not alan öğrencilerse şöyle bir yanılgıya kapılıyor. Orada bir paradoks işliyor. İyi puan aldıklarının farkındalar. Yani soruları doğru cevapladıklarının farkındalar. Ama test onlara o kadar kolay geliyor ki herkes için kolay olduğu varsayımıyla kendi diğer kişiler arasındaki sıralamalarını hep altta koyuyorlar. Hani şey derler ya, işte bilgi başı eğer, cehalet mutluluktur, aptallar daha özgüvenlidir gibi şeyler. Aslında bu atasözlerinin nereden geldiği bu testle açıklanıyor. Bilen öğrenciler herkesin aynı şeyi bildiğini varsayarak ve bilmedikleri çok şey olduğunu da bilgisiyle kendilerini hep sıralamada aşağıda koyuyorlar. Tam tersi bilmeyen öğrenciler de diğer insanların bilmediğini, kendilerinin bildiklerini ve kendi bilgilerini bilinmeyen o konuyla ilgili bilinmeyen şeyin çoğunu kapsadığını söylüyorlar. Ve biz bu etkiye Dunning-Kruger etkisi diyoruz. Bu etkiye dahil olup olmadığımızı anlamak için bir şeyle ilgili o konunun içine girmek, o konu hakkında ne kadar çok şey bilmediğimizi bilmemiz gerekiyor aslında. Bunu şimdi size şöyle anlatacağım. Ekranda da göreceksiniz. İki karakter yaratalım. Bu Ahmet olsun, bu da Mehmet olsun. Ahmet fotoğrafla ilgileniyor. Amatör olarak fotoğraf çekiyor. Ahmet'in fotoğrafçılıkla ilgili bilgisini bu yanında duran Pemtu belirlesin. Ahmet'in fotoğrafçılık hakkındaki bilgileri tahmin düzeyi de bu pembe kutunun etrafındaki gri alan olsun. Ahmet fotoğrafçılığın tamamının bu gri alan kadar olduğunu sandığı için, böyle bir bilgiye sahip olmadığı için kendi bilgilerini fotoğrafçılık hakkındaki bilgilerle ilgili %90'ını bildiğini varsayıyor. Mehmet 7 yıldır fotoğrafçılık yapıyor. Profesyonel bir fotoğrafçı. Bilgisi Ahmet'in bilgisinden daha yüksek. Ama Mehmet fotoğrafçılık hakkındaki bilgilerin, kendi bildiği ya da bilmediği bütün bilgilerin bir oda kadar olduğunun farkında olduğu için ve kendi bilgisinin bu odanın sadece belirli bir kısmını kapsadığını bildiği için, %30'luk, %40'lık kısmını kapsadığını bildiği için Mehmet şöyle düşünüyor. Ben bu konuda yeterince iyi değilim ve öğrenmem gereken daha çok şey var. Ama Ahmet tam tersi, fotoğrafçılık dünyasının bilgisinin bu kutu kadar, gri alan kadar olduğunu sandığı için fotoğrafçılıkla ilgili çok şey bildiğini ve diğer fotoğrafçılardan daha iyi olduğunu düşünüyor. Şimdi bu ikisi karşılaşmış olsaydı eğer, Ahmet çok özgüvenli olarak işte ben fotoğrafçılık hakkında çok şey biliyorum diyecekti. Ve Mehmet doğal olarak kendi bilmediği bir sürü alan olduğu için Ahmet'in kendisinden daha çok şey bildiğini varsaydığı için
Onun karşısında daha özgüvensiz davranacaktı. Yani Dunning-Kruger etkisine girecekti. İşin ilginç yanı, bu deneyle ilgili ilk etkiler ortaya çıkarıldığında farklı ülkelerden farklı bilim enstitüleri aynı deneyi tekrar tekrar yapıyor. Ve hangi ülkede olursa olsun deney sonuçları hep aynı çıkıyor. Yani bir konuda az bilgi sahibi olan insanlar genelde daha özgüvenli oluyor ve daha çok şey bildiklerini varsayarlarken, bir konuda gerçekten bilgili olan insanlar neyi bilmediklerini de bildikleri için daha özgüvensiz davranıyorlar. Bundan sonraki hayatınızda herhangi bir konuda çok iddialı cümleler kurduğunuzda, ben olsam asla öyle yapmazdım. Aynı zamanda bu sokak röportajlarında gördüğümüz işte Lozan Anlaşması ile ilgili şeylerden ya da İstanbul Sözleşmesi'nin aile hayatını yıktığı ile ilgili röportajlardan da görebildiğiniz gibi, asla sözleşmeyi okumamış olan insanlar, asla anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiğini ya da maddelerini bilmeyen insanlar, sanki o anlaşmayı kendileri yapmışlar ya da o maddeler yazılırken oradalarmış, bütün gizli oyunları çözmüşler gibi davranıyorlar. İşte biz buna cahil özgüveni diyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Hepimiz hani bu etkide olma eğilimindeyiz. İnsan doğasına uygun bir şeymiş bu. O yüzden farklı farklı ülkelerde yapılsa da deneyler hep benzer sonuçlar vermişler. Burada bize düşen bu etki altında olup olmadığımızı, yani bu etkiyi bilip bu etki altında olup olmadığımızı bazı zamanlarda düşünmemiz. Aynı şeyi şöyle örnekleyeceğim. Ben zaten çok fazla kitap okuyorum. Bir şey okuduğumda, öğrendiğimde bunu anlatmaktan da çok keyif alıyorum. Arkadaşlarıma ya da aileme mutlaka öğrendiğim hemen her şeyi tekrar tekrar anlatıyorum. Daha önce bir eğitmenlik geçmişim de var. Doğal olarak ben YouTube'da olmanın, video çekmenin ya da video üretmenin çok kolay olduğunu varsayıyordum ve öyle düşünüyordum. Ama işin içine girdikten sonra fark ettim ki aslında YouTube'da video içerik üreten insanlar sadece kamera karşısına geçip öylesine düşüncelerini ve fikirlerini anlatmıyorlarmış. Bu ciddi bir emek ve zaman gerektiren bir şeymiş. Aynı zamanda işte edit yapmaktan YouTube algoritmasında bir şeyler öğrenmeye kadar pek çok şey bilmeleri gerekiyormuş. Ben işin içinde olmadığım için, ne kadar çok şey bilmediğim için bunun çok kolay olduğunu varsayıyordum. Ama sonra zamanla işin içine girdikçe aslında daha öğrenmem gereken çok şey olduğunu, bilmediğim çok şey olduğunu fark etmiş bulundum. Bu illa büyük konular ya da önemli konular olmak zorunda değil. Gün içerisinde işte bir yemek yapımından arkadaşlarınızla iletişime kadar her konuda bu etki altında olabilirsiniz. Böyle zamanlarda, bir şeyi çok bildiğinizi varsaydığınız zamanlarda durup, ben acaba şu an bu etki altında olabilir miyim deyip konuya biraz daha yakından bakmak gerekiyor olabilir. Yoksa o röportajlardaki insanlar gibi komik duruma düşebiliriz ya da kendi kendinize ne kadar da yanılmışım diyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Aynı zamanda bu tarz içeriklerin gelmesini isteyip istemediğinizi yazar mısınız? Ben böyle parça parça beğendiğim hikayeleri düzenli olarak anlatmayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.